23 Mart 2023, 23 days after the earthquake in Turkey. Right now I'm in Gaziantep, one of the places with a massive earthquake. The houses are destroyed, people are in bad conditions and they need food. With this video, I hope I will motivate people to come over here and help. Demiş yavrum, soğukta ölmüş. Ederim. Bisküvi duvarı yiyemiyorum. Dünden beri yiyemiyorum. Çocuklarıma verecektim. Bisküvi çocuklarınıza mı verecektim? Evet. Gitmek istiyorum eve. Anneanneme gitmek istiyorum. Alright, good morning people. Right now it's 7 in the morning. We are in a container camp in Gaziantep, İslahiye. The conditions here are okay. The people have showers, toilets, and they can have food. They wait here right now in the row. But we will go to the city center where the people are more in bad conditions and who doesn't have these things. All right. Allah gönderenden, getirenden. Allah hepinizden razı olsun. Allah razı olsun, vesile olandan. Vesile olandan, buraya yetiştirenden. Yolları sırat köprüsü olsun. Kalkarına taş değmesin. Hadi görmesinler, bu zulmü görmesinler. Bu hem bir depremdi hem de bir zulümdü. Zulümdü. 3 gün kimseyi görmedik. 3 gün sonra geldiler, şuraya baktılar, buraya baktılar, zaten ölen öldü, kalanları kepçeyle çıkardılar, attılar. Bu deprem değildi, bu depremin ismi yok, bu isimsiz bir deprem. Hatay'da başlıyor, Samandağ'da başlıyor, Malatya'ya kadar 600 kilometre taş üstünde taş koymadı. Taş koymadı. Benim oğlan kapıyı açtı. Dedi baba, benim blok yerimde yok. O zaman ondan sonra hatırlamıyorum. So right now we are at the İslahiye government hospital. And we can see over here that the earthquake has passed through this place. The hospital is good. The condition is good. It didn't destroy. It didn't fall apart. But we can see on the ground that the earthquake has passed through this place. Depremden sonra bu şekilde çöktü. Fay hattının burada geçtiğini söylüyorlar. Yani burası hastanenin açık otoparkıydı. Yaklaşık 1,5-2 metre burada çökme var. Allah'a şükür bu hastanenin bahçesinde can kaybı olmadı ama kötü bir tahribat oldu. İlerideki evde 3 kişi öldü. Onun ötesinde 2 kişi öldü. Şurada 5 kişi öldü. Burası da köy evimizdi. Köy villamızdı. İşte gitti, o da gitti. Arkaya yaslanmış. Düştü düşecek. Burası ambar. Ambar mı? Evet. Ambardı. Eşyamızı koyuyordu. Bizim komşuların ambarıydı daha doğrusu. Kendileri öldü, bir kız da vardı, başka yere gelin gitti. Bura böyle kaldı, biz de kullanıyorduk. Herkes getirip eşyasını falan koyuyordu. Biz de traktörü koyduk, kar yağacak diye. Senin traktörün mü? Ha, ben traktörüm. Masih Efendi. So right now we are heading to a place where 11 apartments has been destroyed. Cemal abi is bringing us right now to that location and we will see how it looks like. İslahiye'de Müga Kooperatifleri 11 blokluk siteydi burası. İlk depremde tamamen buralar yıkıldı. Birkaç kişinin haricinde burada sağ çıkan olmadı. Misal enkazın arasında şöyle tünel gibi yerler var. Oralarda arama kurtarmalar, yani gerekli çalışmaları yaptılar. Canlı ulaşmaya çalıştılar. Ama kimseyi burada canlı çıkaramadılar birkaç kişinin haricinde. Tüneller de burada. Onlara da bakalım. Buradan altlara girdiler. Şuradan altlara girdiler. İnsanlara ulaşmaya çalıştılar. Ama ne yazık ki burada pek sağ çıkan olmadı. Yani genel olarak herkes burada enkaz altında öldü. Kimisi uykusunda yakalandı, kimisi ilk depremde direkt yıkıldı. Direkt zaten bir bölgede deprem olmadığı için, birkaç bölgede deprem olduğu için arama kurtarma ekipleri biraz geç geldiği için el gücüyle yani kaldırılamayacak. Yani zordu.
yapamıyorlardı kimse. Ve profesyonel olmadığımız için çoğu kişi yardım çığlıkları geliyordu. Sabah 8'de çığlıklar geliyordu. Öğlen 12'ye kadar geldi ve akşam üzeri olduğunda o sesler kesilmişti. Burada artık ceset kokuları geliyordu. Ama el birliğiyle biraz çıkarabildik. Ama çıkardıklarımızda kimi diyalize bağlandı, kimi fizik tedavi görüyor, kimi çıkardığı halde hastaneye kaldırdığı yerde hayatını kaybetti. Allah hepsinin mekanı cennet etsin. While we were traveling through the city of Islahiye, Cemal told me his close friends lived over here and they died. It's very hard for him. Now he's spending time with his birds to reduce stress. Bunlar da depremde de kurtarımız. Deprem oldu, vazgeçmedik kurtarımızdan. Onları yine besliyoruz, yemlerini veriyoruz, sularını, ilaçlarını. Yani bunlar da depremi tamamen yaşadılar. Onlar da bakıma muhtaçlar, gerekli bakımlarını yapıyoruz, yemlerini veriyoruz, sularını veriyoruz. Yani bunlar bizim neşemiz, keyfimiz. Bunları gördükçe işte stres atıyoruz. Biraz olsun depremi unutuyoruz yani. Öyle. Bütün kuşçu arkadaşlara da selam olsun. With the donations we received, we bought some food, some candy and some toys. And Cemal, he didn't took anything from me. He know the people who need this the most. He has a good heart. After I saw the situation over here, I had no other choice to create this video. Look at that little girl you see over there. Her father and mother is dead, but she don't realize this. It's really painful. She will grow up without parents. Gecesi evdeydik, gece uyuyordum. Telefon başucumdaydı. İşte depremden 20 saniye falan önce bir bildirim geldi bana. AFAD acil bildirimi. Tabii ben o sesle uyandım. Ne olduğunu anlamadım. Yanımda eşimi uyandırdım o ara. Uyanana kadar zaten deprem başladı. Hemen kızım Zeynep'i almaya gittim. Önce çocuk odasında uyuduğunu zannettim. Girdim, kapısını açtım, yoktu. Sonradan salonda uyudu aklıma geldi. Hemen kaçtım, çocuğu aldım. Ondan sonra gittim evin çelik kapısını açtım. Ondan sonra eşime seslendim. Kaynanam da bizdeydi. Eşime dedim ki sen anneni al. Ben Zeynep'i aldım dedim. Baktım deprem fazla hızlı olmaya başlayınca eşime dedim ki ben Zeynep'i aşağı bırak geliyorum dedim. Hemen koşarak Zeynep'i aşağı götürdüm. Tabii o ara depremin sarsıntısıyla merdivenlerde falan düştüm. Dışarı çıktığımda çok soğuk bir hava vardı. Kar yağıyordu. Her yer bembeyazdı. Zeynep'i önce bir yere bıraktım. Sonra baktım ki ne? Böyle binaya yakındı. Geri döndüm. Zeynep'i tam yolun ortasına bıraktım. 8 yaşında olan kızımı. Sonra onu oraya bıraktım. Kızım burada bekle, hemen geliyorum dedim. Geri binaya döndüm. Eşim ve eşimin annesini aldım. Onları indirdiğimde zaten binada herkes koşmaya, binadan merdivenlerden böyle çığlık atarak, bağırarak kaçmaya başlamıştı. Tabii kaynanam biraz yaşlı olduğu için biraz merdivenlerde yavaş indi. Dışarı çıktığımızda zaten herkes dışarı çıkmıştı. Binamız böyle binaya baktığımız zaman çok acayip sallanıyordu. Üzerindeki güneş ısısıyla çalışan su ısıtıcıları var. Onlar yere düşmeye başladı. Ondan sonra zaten kimi dairede olan, kimi binada olan kişilerin kapıları kilitlenmiş baskıdan dolayı. Bu insanlar kapıdan dışarı çıkamamışlar, binanın içinde kilitli kalmışlar. Balkonda bağırmaya, çığlık atmaya başladılar. Evimizde çıkamıyoruz, lütfen yardım edin falan demeye başladılar. Ya depremde en çok üzüldüğüm şey, çok yakın arkadaşlarımın ölmesi. Yani dostlarımın ölmesine, bebeklerin, insanların ölmesine üzüldüm yani. Allah kimseye yaşatmasın.